Buyurun Sayın Başbakanım. Değerli, buyurun hanımefendiler. Buyurun, buyurun. Değerli yol arkadaşlarım, aziz şehrin aziz insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Afiyet olsun. Kakkoşlar diyarı Elaziz'i selamlıyorum. Buradan Ağın'ı, Alacakaya'yı, Arıcağı, Baskeli, Karakoçan'ı, Keban'ı, Kovancıları, Madeni, Palu'yu, Sivrice'deki bütün kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, selamlarımı gönderiyorum. Elaziz insanı merttir. Sözünün eridir, dürüsttür. Biz her zaman Elaziz'e güvendik, Elaziz de bize güvendi. Biz Elazığ'ı severiz, Elazığlı da bizi sever. Yola çıktığımız ilk günden beri Elaziz bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep güç verdi, hep destek verdi, hep yüzümüzü ağ etti. Türkiye'nin önünü açacak milletimizin değişim konusundaki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyacak gün yaklaşıyor. Evet, 16 Nisan Türkiye'nin yeni bir miladı olacak. 16 Nisan'la birlikte Türkiye aydınlık yarınlara yelken açacak. Bugün 24 gün kaldı. Yarın Elazığ'a geliyoruz. Bugün Erzincan'dayız. İnşallah geçmişten aldığımız güçle yepyeni bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Biz inanıyoruz, siz inanıyorsunuz. O halde başaracağız. Bizim bu millete olan sevgimizi anlamayanlar varsın, konuşsunlar. Bu muhabbet bitmez, bu sevda asla bitmez. Bu güzel ülkeye hizmet aşkımız asla tükenmez. Değerli kardeşlerim, bizler koltuklara, makamlara, mevkilere değil, milletin gönlünün rızasına talibiz. Milletin gönül rızasından başka hiçbir şerefli makam yoktur. Çocuklarımızın geleceğe güvenle, umutla bakması, ülkeleri hakkında gurur duyması ve bunun bahtiyarlığı bize yeter. Sıkıntılarla, zorluklarla heba edilen kayıp yıllar devam etsin istemiyoruz. Bu ülke bir uçtan bir uca, Ağrı'dan Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e, Sivas'tan Elazığ'a, Diyarbakır'dan Zonguldak'a kadar imal etti. İmar ettik, kalkındırdık. Geçtiğimiz 15 yıl bunun ispatıdır. Bunun en yakın şahidi Elazığ'dır. Sizin şehrinizdir. Elazığ'da havalimanının halini biliyorsunuz. Çevre yolu diye bir şey yok. Yakın komşuları arasında bölünmüş yol bağlantısı bile yok. Bingöl'e yok, Diyarbakır'a yok, Malatya'ya yok. Allah'a şükür Elazığ'ın yollarını da yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük,
gönülleri birleştirdik. Ama herkes şunu bilmelidir ki Elazığ buradan diyor ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Amacımız insanımızın yüzü gülsün, gönlü şenlensin, ocağı aydınlansın. Bunun dışında başka hiçbir muradımız yok. Başka hiçbir beklentimiz yok. Bizim kitabımızda yılmak yok, yorulmak yok, durmak yok. Şartlar ne olursa olsun yola devam var. Değişime devam var. Her şey Türkiye için söylemimiz de işte bu nedenle. Demokrasinin ayaklar altına alındığı bir dönemde bu hareket bütün insani değerleri savunmak için yola çıktı. 14 Ağustos 2001 tarihinde bizim rotamızı aziz Türk milleti belirledi. Başımızda kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, doğal liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki işte bu ak kadrolar o günden bugüne yılmadan, yorulmadan, durmadan ülkemiz için, milletimiz için çalışıyoruz. AK Parti'de emeklilik yok. AK Parti'de eski yeni yok. İlk günkü heyecanla hepimiz millete hizmet yolunda tam kadro çalışıyoruz. İşte bu salon bunun en güzel ispatıdır. İlk günkü kadrolarda burada, şimdiki kadrolarda burada. Bu birlikteliği sağlayan AK Parti'nin siyaset anlayışıdır. Ne dedik? AK Parti Türkiye'dir, Türkiye AK Parti'dir. Eğer biz küçük düşünseydik, bir zümrenin partisi olurduk. Küçük düşünseydik, bölge partisi olurduk. Küçük düşünseydik, toplumun bir kesimi bize yeter, herkesi kucaklamaya lüzum yok derdik. Oysa AK Parti hareketi bugün Türkiye'nin tamamına 780 bin kilometre kare vatan toprağına 80 milyonun tamamına hitap ediyor. Bizim özelliğimiz Türkiye'nin tamamını kuşatmamız, hizmette bölge ayrımı yapmamamızdır. Ayrımcılık yapan bizim saflarımızda kendine yer bulamaz. Küçük düşünen, bencillik yapan, menfaatini, memleket menfaatinin önüne alan bizim hareketimiz içinde olamaz. AK Parti davası 80 milyon vatan evladının hukukunu koruma davasıdır. AK Parti'nin kurucu değeri Türkiye'nin birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. AK Parti Türkiye'nin birliğinin teminatıdır. AK Parti teşkilatları da sizler de demokrasinin öncü kadrolarısınız. 15 yıldır hep beraber gönül gönüle, omuz omuza, kadınımızla, gençlerimizle, ana kadememizle durmadan, yılmadan çalıştık. Bugünlere geldik. Çalıştığımızın karşılığını da bu millet takdir etti ve bizi bugünlere getirdi. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Türkiye'ye umut olan AK Parti hareketinin bir neferi olarak bu onuru birlikte yaşamak hepimizin hakkı. Büyük davamıza yaptığınız çok önemli katkılar için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli kardeşlerim, tarihi bir
değişimin arefesindeyiz. 16 Nisan Türkiye için bir milat, millet için bir milat. Anayasa değişikliğiyle yeni bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün siyasi liderler, parti başkanları bu anayasadan şikayet ettiler. Hep değişsin dediler. 1 Kasım seçimleri öncesi ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu da bir yeni anayasanın Türkiye için gerekli olduğunu meydan meydan dolaştı söyledi. Bu değişiklik konusunda sözler verdi. Ama seçim geçti, bilindik CHP unutkanlığı devreye girdi. Biz millete söz verdik, sözümüzün de arkasında olduğunu gösterdik. AK Parti siyasetinin esaslarından biri nedir? Aldatan olmayacağız, aldanan da olmayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bütün partileri bu çalışmaya davet ettik. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi ile de konuştuk. Defalarca bir araya geldik. Hatta şunu söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu, tamam bizim getirdiğimiz teklifi siz beğenmeyebilirsiniz. Bunu anlayabilirim. Bu kararı millet verecek. O halde her şeyin çözümü var. Siz de bir teklif getirin. Siz ne istiyorsanız yazın. Biz de istediğimizi yazalım. İkisini de meclisten geçirelim. İsterse 367 ile geçsin. Fark etmez. Millete götürelim. Milletin önüne iki tane değişiklik sunalım. Bir sizinki, bir de bizim hazırladığımız. Millet versin karar. Milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinde yeri var. Ancak buna yanaşmadı. Çünkü millete güvenmiyorlar. Bunlar hiçbir zaman millete güvenerek yol yürümemişlerdir. Onun için de Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi millet iradesiyle iktidar olmayı değil, karambolden, vesayetlerden, dayatmalardan kendine iş çıkarmanın hep arayışı içerisinde olmuştur. Maalesef şimdi bu teklifi biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yaptık, meclise getirdik. Mecliste kıyamet kopardı. Kürsü işgalleri, saldırılar, akla hayale gelmeyecek olumsuzlukları yaşadık. Milletin önüne getirmeye gerekecek oylamalar yapıldı ve 339 oyla anayasa değişiklik teklifi kabul edildi. Şimdi artık sözde, kararda milletindir. İş bizden çıktı. Biz görevimizi yaptık vekiller olarak. Bundan sonra son sözü millet söyleyecek. Değerli kardeşlerim, meclisten geçti, onaylandı. CHP birdenbire böyle kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yumuşak söylemler, sanki o meclisi birbirine katan CHP yok. Yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizin geçmişinizi bilir. Milletin elinde sizin kabarık siciliniz var. Son dakikada şirin gözükmekle milleti aldatacağınızı mı zannediyorsunuz? Şimdi efendim diyor ki her gün bir yalan.
Yalanın bini bir para. Artık yalan makinasına döndü. Erzurumlu Teo Pehlivan duysa vallahi bunları pataklar ya. Yani. O kadar işi abarttılar. Onun ünvanını bile aldılar. Efendim tek adam olacak. Bütün yetkileri ele alacak. Bir gecede bütün iş adamlarının varlığına el koyacak. Bir gecede Türkiye'nin rejimini değiştirecek. Bir gecede Türkiye bütün memurlar sözleşmeli olacak. Neler neler neler. Değerli kardeşlerim, biz bunların yalanlarına cevap vermek zorunda değiliz. Söyledikleri yalanda boğuluyorlar. Millet karşısında maalesef gülünç duruma düşüyorlar. Dün akşam yine çıkmış diyor ki efendim 18 yaşında seçilme hakkı veriliyor. Ne gereği var diyor. 18 yaşımı her şey halloldu da 18 yaş seçilme hakkı mı verilecek? E peki millet bu gençlere gelin oy verin seçin diyorsunuz. Ama sonra siz seçilemezsiniz. Sadece 18 değil. 19 olsanız yine seçilemezsiniz. 20'de yine seçilemezsiniz. 21'de seçilemezsiniz. 22 aynı. 23'te seçilemezsiniz. 24'te seçilemezsiniz. 25 yaşını dolduracaksınız. Ondan sonra bir yere aday olacaksınız. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tam 8 yaş aralığını kaplıyor. Ama o tutturmuş 18 yaş. Sanki bu değişiklikle bütün milletvekilleri 18 yaşında olacak. Başkaları siyaset yapamayacak. Amacı gençlere alan açmak değil. Amacı gençler üzerinden istismar yapmak. Çok açık. 9 milyon insandan bahsediyoruz. Diyor ki 18 yaşı getirdiniz, çocuklarınızı askerden muaf yapacaksınız. Askerlik yaptırmayacaksınız. Onlara kıyak emeklilik sağlayacaksınız. Hepsi iftira. Bir kere emekli olması için 18 yaş yahut 25 yaş veya 23 yaş bir vekilin emekli olması için milletvekilliği bittikten sonra en az 23 sene prim ödemesi lazım. Yetmez, yaşı bekleyecek. 65 yaşına kadar bekleyecek. Öyle bir şey yok. Ama milletin gözüne baka 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 bu yalanları o kadar da inanarak söylüyor ki bilmesek biz bile inanacağız yani. O kadar ustalıkla bu yalanları söylüyor. Efendim diyor askerden bunlar muaf olacak. Be kardeşim 9 milyon insanın 18-25 yaş arası yarısı kadın, yarısı erkek. Kafasında kadınları silmiş. Yok, yok sayıyor. Onlar da mı askerden muaf? Onlara da siyaseti çok görüyor. Kadınlara da siyaseti, genç kızlarımıza da siyaseti çok görüyor. Bunlar klasik CHP zihniyet. Bunlardan hayır gelmez. Hayır diye diye bugünlere geldiler. Bunlar hayırcı. Ne kadar güzel iş varsa hep bunlar hayır dediler. Şimdi de hayır diyorlar. Geleneği bozmadılar. Ama milletimiz her seferinde bunlara gereken dersi verdi. Bu sefer de verecek. Elazığ hazır mı? 16 Nisan'da
Bunlara gereken cevabı vermeye var mısınız? Var mısınız? Allah sizden razı olsun. Efendim, o rejim değişiyor. Sen ne anlarsın rejimde? Rejim 1923'te Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Ecdadımız Cumhuriyeti kurdu. Hoş bitti. Bugün Cumhuriyetimiz 100. yılına yaklaşıyor. Demokrasimiz dünyanın standartlarının üzerine çıktı. Bir hükümet değişikliği yapıyoruz. Yönetim sisteminde bir değişikliğe gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Durup dururken mi gidiyoruz? Elbette değil. 2007'de AK Parti 363 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçemedi kardeşlerim. O günü hatırlayın. 367 icadı çıkardılar. Bir dayatma yaptılar. Elektronik muhtıra verdiler. Ne o? AK Parti efendim Cumhurbaşkanı seçemez. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hakkı CHP'nin mirastan gelen hakkıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri hep Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahil olmuşlar ve milli iradenin tecellisini önlemişler. O alışkanlık buraya da yansıdı. Ama karşılarında başkası gibi bir parti yok. AK Parti, bir dakika dedi. Madem öyle, işte böyle. Millete gidiyoruz. Millete gittik ve millet Cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Seçti mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos 2014'te seçip Cumhuriyet tarihinin ilk seçilme %50'nin üzerinde oy almış ama siyasi sorumluluğu yok, idari sorumluluğu yok, cezai sorumluluğu yok. Nasıl olacak? Asıl yanlış burada. Yeni sistem hem yetki veriyor hem sorumluluk veriyor. Bakın, Cumhurbaşkanının mevcut sistemde yargılama ihtimali yok. Sıfır. Ama bizim getirdiğimiz bu değişiklikte Cumhurbaşkanı yaptığı işlerden, kullandığı yetkilerden dolayı sorumlu. Aynı zamanda da sorumlu. Mevcut sistemde sadece vatana ihanetten hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Böyle bir şey de yok. Böyle bir suç da yok. Yani hiçbir şekilde soruşturulamıyor. Ama bu değişiklikle Cumhurbaşkanı her konuda suçlanıma, suç isnat edilebilir, hakkında suç iddiasında bulunabilir. Meclisin bunu karara bağlaması da mevcut sisteme göre daha kolay. Mevcutta %75 oy, olumlu oy, yani kabul oyuyla bütün milletvekillerinin 1/4'ünün kabulüyle oluyor. Yeni gelen sistemde 2/3, yani %66. Hem suçlamalar genişliyor, hem soruşturulması, yargılanması daha da kolaylaşıyor. Bu mu demokrasi, yoksa mevcut sistem mi demokrasi? Bunu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, tabii bu konuların hepsini siz kapı kapı dolaşarak sıkılmadık el bırakmayacaksınız. Tebessüm etmedik yüz bırakmayacaksınız. Her tarafı dolaşacağız ve anlatacağız.
bunların ortaya koyduğu bilgi kirliliğini yok edeceğiz. Başka çaremiz yok. Aksi halde maalesef bu tezviratlar, bu yalanlar, bu dolanlar son dakikaya kadar devam edecek. Ama bizim milletimiz basiretlidir. Elazığ insanı basiretlidir. Elazığ Türkiye'nin teminatıdır. Birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin teminatıdır. Kardeşlerim, bu partiyi birlikte kurduk. Millet ne dediyse onu yaptık. Bugün de ülkemizi daha fazla büyütmek, zaman kayıplarını ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin kalkınma hamlesini 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken kararlılıkla tamamlamak için bu değişikliği yapıyoruz. Bu değişimi gençlerimiz için yapıyoruz. Bu değişimi torunlarımız için yapıyoruz. Gelecek nesillerimiz için yapıyoruz. Bizim kafamızda başka bir plan yok. Milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Hepimiz faniyiz. Attığımız her adımın hesabını hem hakka vereceğiz, hem halka vereceğiz. Buna inanmış insanlarız. Koltukların, makamların geçici olduğunu bilen insanlarız. Ne yaptıysak, millet için yaptık, millet için yapmaya devam edeceğiz. Bugün de aynısını yapıyoruz ve yine birlikte milletimizin geleceğini hazırlıyoruz. Daha güçlü, daha huzurlu, daha kalkınmış bir Türkiye için yeni bir karara imza atacağız. Bütün teşkilatımıza, sizlere sonsuz derecede inanıyorum, güveniyorum. Bize yakışan, ülkemizin menfaatine olan neyse onu gerçekleştirmektir. Türkiye daha büyük hedeflere yürümek için yönetim sisteminde geçmişten gelen arızaları tek tek ortadan kaldırmak mecburiyetindedir. Milletin basiretiyle doğruyu bulacağına hiç şüphemiz yok. Bu değişim Türkiye için ne anlama geldiğini son dakikaya kadar herkese anlatacağız. Türkiye'yi seven, milletin geleceğini düşünen herkesin görevi budur. Her insana ulaşacağız, her kapıyı çalacağız. İnşallah 16 Nisan'da bir kez daha başaracağız. Buna yürekten inanıyorum. Teşkilatıma, sizlere güveniyorum. Gün birlik, beraberlik günüdür. Son söz milletindir, son karar milletindir. Türkiye kazanacak, millet kazanacak. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Her şey. Her şey. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bu güzel kahvaltı buluşmasını hazırlayan il başkanımıza, il yöneticilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan Tunceli'ye geçiyoruz. Daha sonra Batman'a gideceğiz. İnşallah Türkiye'nin her köşesini karış karış dolaşmaya devam edeceğiz diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, günün anlam ve önemine binaen İl Başkanımız Sayın Ramazan Gürgöz'e ve SKM Başkanımız Sayın Şerafettin Yıldırım, Sayın Başbakanımıza hediye takdiminde bulunacaklardır. Sayın Başbakanımıza Genel Başkan Yardımcımız refakat etmektedir.
Milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.